Merhabalar. Önceki dersimizde Python'de yüzeyler ve katılarla çalışmıştık. Bu derste uygulama yaparak önceki derslerde gördüklerimizi pekiştirelim. Uygulamaya başlamadan önce önceki dersleri izlemediyseniz bu dersin daha iyi anlaşılması için sırasıyla önceki dersleri izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak yine Python Script düğümünü çağıralım. Python Script düğümüyle konsol ekranını açalım. Burada ilk olarak cepheyi oluşturacak geometrinin ilk noktasını oluşturmalıyız. Bunun için ilk noktamızın değişken adına girelim. İlk noktanın değişken adına pt1 diyelim. Şimdi de değişken adına girdiğimiz noktayı çağıralım. Parametre girişlerini x'de ve y'de 0 yaparak z'de 4 yapalım. Parantezi kapatalım. İlk noktayı oluşturduktan sonra sonucu görmek için çıktıya nokta değişkenine girelim ve kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi orijinden 4 birim yükseklikte ilk noktayı oluşturduk. Şimdi ikinci noktayı oluşturmak için bu noktayı kopyalayarak çoğaltalım. İkinci noktanın değişken adına girelim. Parametre girişleri için x ve y eksenlerinde bir birim kaydırarak yükseklik değerini 3.5 yapalım. Çıktıya ikinci noktaya girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi geometrinin ikinci noktasında oluşturduk. Şimdi de üçüncü noktayı oluşturalım. Yeniden ilk noktayı kopyalayarak çoğaltalım. Değişken adını pt3 yapalım. Parametre girişlerini x'te ve z'de aynı şekilde bırakarak y'de 2 yapalım kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi ilk noktayı y eksenine göre 2 birim öteleyerek yeni bir nokta oluşturduk. Şimdi de son olarak dördüncü noktayı oluşturalım. Bunun için yine üçüncü noktayı kopyalayarak çoğaltma işlemi yapalım. Değişken adına girelim ve z eksenini sıfır yapalım. Çıktıya dördüncü noktayı girelim. Yeniden kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi üçüncü noktayı z ekseninde 4 birim öteleyerek yeni bir nokta oluşturduk. Artık geometrimizin dört farklı noktasını da oluşturduktan sonra bu noktaları birleştirerek geometrinin eğrilerini oluşturalım. Bunun için noktalardan çizgi oluşturan düğümü çağıralım. Düğme değişken adını girelim. Değişken adı L1 olsun. Kütüphane hiyerarşisine göre düğümü çağıralım. Parametre girişleri için parantez açalım. Oluşturacağımız ilk çizginin parametrelerini PT1 ve PT2 yaparak birinci ve ikinci noktadan geometrinin ilk çizgisini oluşturalım. Parantezi kapatalım. Çıktıya ilk çizginin değişken adını girelim ve kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi geometrinin ilk çizgisini oluşturduk. Şimdi de ikinci çizgiyi oluşturalım. Benzer şekilde düğümü kopyalayarak çoğaltalım. İkinci çizginin değişken adını girelim. Parametre girişleri için ilk çizgiyi oluştururken pt1 ve pt2 noktalarını kullanmıştık. Aynı sırayı takip ederek pt2 ve pt3 diyelim. Çıktıya ikinci çizgiyi girelim. Kodu çalıştıralım ikinci çizgiyi de oluşturduk. Yine üçüncü çizgi için yeniden kopyalayarak çoğaltalım. Değişken adını girelim. Parametre girişleri için ilk noktayla ikinciyi birleştirdik. İkinci ile de üçüncüyü birleştirdik. Şimdi de bir ile üçü birleştirelim. Çıktıya üçüncü çizgi girelim. Kodu çalıştıralım. Üçüncü çizgiyi de birleştirerek cephe panelinin üst bölümünü oluşturduk. Şimdi de dördüncü ve son olarak beşinci çizgi oluşturmak için düğümü yeniden kopyalayalım. Parametre girişleri için üçüncü noktayla dördüncü noktayı birleştirelim. Değişken adını çıktıya girelim. Yeniden kodu çalıştıralım. Dördüncü çizgiyi de oluşturduk. Şimdi de son olarak 5. çizgiyi oluşturalım. Yeniden değişken adını girelim. Parametre girişleriyle ikinci ve dördüncü noktayı birleştirelim. Çıktıya değişken adına girelim. Artık cephe panelimizin geometrisini oluşturan çizgileri tamamladık. Burada noktaları takip ederek ya da ekleyip çıkartarak daha farklı geometriler de oluşturabilirsiniz. Yeniden konsol ekranına döndüğümüzde burada dikkat edersek girdiğimiz kod satırları arttıkça konsol ekranının karıştığını görebiliyoruz. Bunun için noktaları, eğrileri ve yazacağımız diğer kodların okunurluğunu ayırt etmek için konsol ekranına yorum satırı düşelim. İlkine noktalar diyelim. Şimdi de çizgiler için not düşelim. Bu arada programın bir not düştüğümüzü anlaması için yazacağımız yorum satırının başına diyaz işareti koymalıyız. Artık noktaları ve çizgileri oluşturduktan sonra bu çizgilerden yüzeyler oluşturalım. Yine yorum satırıyla yüzeyler diyelim. Yüzey düğümü için değişken adına girelim. Yüzey oluşturma düğümünü çağıralım. Parametre girişlerine L1, L2 ve L3 düğümlerini girelim. Şimdi de oluşturduğumuz yüzey değişkenini çıktıya girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi hata aldık. Bunun sebebi yüze oluşturmak istediğimiz çizgilerin kapalı eğri olmaması. Yani ayrı ayrı çizgilerden oluşması. Bu yüzden çizgileri birleştirerek kapalı bir eğri oluşturmalıyız. Bunun için Polycurve by Joined Curse düğümünü çağırmalıyız. Yine yorum satırıyla ayıralım. Değişken adına girelim. Düğümü çağıralım. Parametre girişleri için ilk 3 çizgiyi kopyalayalım. Burada çizgilerin bir liste olduğunu belirtmek için çizgileri köşeli parantez içine alalım. Parantezi kapatalım. Yüzey oluşturma düğümüne joinlediğimiz kapalı eğriyi girelim. Gördüğümüz gibi hatayı gidererek ilk yüzeyi oluşturduk. Şimdi ikinci yüzeyi oluşturalım. Aynı şekilde join düğümünü kopyalayıp çoğaltalım. Parametre girişlerini ikinci yüzeyi oluşturacak ikinci, dördüncü ve beşinci çizgiyi girelim. İkinci yüzeyin değişken adını cn2 yapalım. Şimdi de benzer şekilde kapalı eğrilerden yüzey oluşturan düğümü kopyalayalım. Değişken adına girelim. Parametreye ikinci kapalı eğriyi girelim. Şimdi de yeniden çıktıya ikinci yüzeyi girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi cepimizi oluşturacak temel geometriyi oluşturduk. Şimdi bu geometriyi çoğaltarak cephemizi oluşturalım. Bunun için Python'da bir döngü kullanacağız. Döngüleri henüz görmedik. Aslında burada yaptığımız birçok işlemi basitçe döngülerle oluşturabilirdik. Şimdilik konunun pekişmesi için bu şekilde çalışıyoruz. İleriki derslerde döngülere detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdilik basitçe nasıl çalıştığına bakalım. Döngü oluşturmadan önce iki yüzeyden oluşan geometriyi birleştirerek tek bir geometri haline getirelim. Düğümü çağırmadan önce yine değişken adını girelim. Değişken adı PS olsun. Şimdi yüzeyleri birleştiren düğümü çağıralım. Parametre girişlerine birleştirmek istediğimiz birinci ve ikinci yüzeyi girelim. Parantezi kapatalım. Çıktıya buradaki yüzeyleri silerek yeni yüzey değişkenine girelim. Artık iki parçadan oluşan geometri tek bir yüzey haline getirdik. Şimdi yüzeye bir kalınlık verelim. Bunun için yüzeyi kalınlaştıran düğümü çağıralım. Yine düğümün değişken adına girelim. Değişken adını girdikten sonra düğümü çağıralım. Parametrelere yüzey ve kalınlık değerini girelim. Kalınlık değerini bir yapalım. Çıktıya değişken adına girelim. Yeniden kodu çalıştıralım. Şu anda hata aldık. Hatanın sebebi birleştirdiğimiz yüzeylerin yüzey normal yönlerinin farklı olması. Bu yüzden iki yüzeyin yüzey normallerinden birini tersine çevirmeliyiz. İşlem için yine değişken adı oluşturalım. Şimdi de Surface Flip Normal Direction düğümünü çağıralım. Tersine çevirmek istediğimiz yüzeylerden birine girelim. Mesela yüzey 2 olsun. Şimdi de tersine çevirdiğimiz yüzeyi yüzey birleştirme parametresine girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi hata giderildi. Burada dikkat edersek kalınlık çok fazla. Kalınlığı 0.5 yapalım. Ya da 0.09 yapalım. Şu anda daha ideal bir kalınlık oldu. Artık cephe panelini bitirdikten sonra şimdi paneli çoğaltalım. Bunun için for döngüsü kullanacağız. Yine yorum satırıyla ayıralım. Döngü için ilk olarak çoğaltma işlemini yapacağımız boş bir liste tanımlayalım. Şimdi listemizin değişken adına girelim. Köşeli parantez açarak listeyi tanımlıyoruz. Şimdi for i in range diyelim. Burada 4 ile başlayıp 36'ya kadar 4'er adımlarla sayılar oluşturalım. 4 dememizin sebebi geometrimizin boyunun 4 birim olması. Yani 4 adımda bir geometrinin oluşmasını istiyoruz. Şimdi bu sayı listesiyle geometri ilişkilendirelim. Bunun için liste append metoduyla geometriyi çoğaltacağımız geometri translate düğümünü ekleyelim. Bu arada append metodu Python'da listeye öğe eklemek için kullanılır. Şimdi geometri translate parametrelerine ilk olarak çoğaltmak istediğimiz katı değişkenini x ve y değerlerine 0 ve z değerine range fonksiyonu ile oluşturulan ve i değişkenine atanan sayıları girerek geometriyi bu sayı değerleriyle z ekseninde çoğaltalım. Şimdi çıktıya listemizi girelim. Kodu çalıştıralım. Çıktı sonucuna baktığımızda z ekseninde çoğaltılan geometrileri görebiliyoruz. Burada bitiş sayısını 64 yaparsak aynı oranla geometrimizin arttığını görebiliyoruz. Tekrardan 36 yapalım. Şimdi aynı işlemi y ekseninde de yapalım. Bunun için iç içe döngü kullanmalıyız. Burada döngüler başlangıç için biraz karışık gelebilir. Şimdilik nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım. Sonraki derslerde döngülerle detaylı bir şekilde çalışacağız. Şimdi y ekseninde çoğaltma işlemi için mevcut döngünün içine yeni boş bir liste tanımlayalım. Listemizin değişken adına liste diyelim. Köşeli parantezle listeyi tanımlayalım. For değişkenini burada j diyelim. In range. Geometrimizin eni 2 birim olduğu için 2'den 36'ya kadar 2'şer adımlarla ilerleyen sayı dizisi oluşturalım. Şimdi burada listeyi listeye yapalım ve girinti oluşturalım. Geometri translate düğümünün y değişkenini j yapalım. Ve burada append metodunu kopyalayalım. Şimdi de append metodunun parametre girişine listeye değişkenine girelim. Kodu çalıştıralım. Çıktı sonucuna baktığımızda oluşturduğumuz cepheyi görebiliyoruz. Şimdi ne yaptığımıza yeniden bakalım. İlk olarak geometrimizi oluşturduk. Daha sonra boş bir liste oluşturduk. Sonra bu listeye öğe eklen append metodunu kullandık. Bu öğeleri geometrimizi çoğaltan geometry translate düğümüyle y ekseninde ikişer adımlarla 36'ya kadar giden j değişkenini ve z ekseninde de 4'ten 36'ya kadar giden i değişkenine girdik. Ve daha sonra yine append metoduyla tüm geometrileri ilk oluşturduğumuz listeye ekledik ve çıktı olarak bu listeyi aldık. Şimdi dışarıdan veri girişiyle parametre değerlerini değiştirelim. Bunun için değişkenleri ve giriş indis numaralarını tanımlayalım. Burada maksimum z değerine a diyelim ve maksimum y değerine b diyelim. Şimdi ilk girişe a diyelim. İndis numarasını 0 yapalım. İkinci girişe B diyelim ve indis numarasına 1 diyelim. Çalışma ekranına tam sayı numara kaydırıcı çağıralım. Kopyalayarak çoğaltalım. Python script düğümünde ikinci girişi oluşturalım ve düğümleri bağlayalım. İlk giriş değerimizin minimum değerini 4, maksimum değerini 100 ve adım sayısını 4 yapalım. Benzer şekilde ikinci girişi 2, 100 ve 2 yapalım. Kodu çalıştıralım. Burada veri girişlerini değiştikçe panel sayısının artıp azaldığını görebiliyoruz. Görünümü ekrana sığdıralım. Yeniden giriş değerleri değiştirdiğimizde panel sayısının z ve y eksenlerinde artıp azaldığını görebiliyoruz. Ya da farklı bir parametre değişikliği yapalım. Mesela ikinci noktanın z değişkenini c yapalım. C değişkeni veri girişini oluşturalım. Z indislerine 2 girelim. Python script ile giriş oluşturalım. Aynı şekilde numara kaydırıcı çağıralım. Minimum değerimizi 0, maksimum 4 ve adım sayısı 0.1 olsun. Düğümleri bağlayalım. Kodu çalıştıralım. Buradaki değeri değiştikçe cephedeki değişimi görebiliyoruz. Daha net görmek için yakınlaştıralım. Değeri değiştikçe panellerdeki değişimi görebiliyoruz. Mesela ikinci noktanın y değerine 2 girelim. Gördüğümüz gibi ikinci noktanın y ve z değerlerinin aynı andaki değişimini görebiliyoruz. Bu derste önceki derslerin pekişmesi için Python'da uygulama yaparak genel bir tekrar yaptık. Aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.